Kira tespit ve tahliye davalarında adeta patlama yaşanırken ev sahiplerinin icra kartını çektikleri de ortaya çıktı. Bazı ev sahipleri geçmişte yapmadıkları zamlarının kiracıdan istemeye başladığı öğrenildi. Geçen sene yapmadığı zammı bu sene istiyor çevredeki zamlardan dolayı. Bir şey diyemedik. Artışlar geldi. Artışlar bir dönem yapmadı, bir yıl. Dönüp o yapmadığı yılın farkını talep ediyor ve icra takibi başlatıyor. Yasal oranın üzerinde zam talep eden ev sahiplerinden sonra şimdi de geçmişte yapmadığı zamları isteyen ev sahipleri ortaya çıktı. Yazılı anlaşma yok kozunu kullananlar icra takibi başlatıyor. Normal değil. Geçmişte kalmış şu an, değil mi? Allah ev sahiplerine yani bir vicdan versin. Kiralık ev fiyatlarının çok fazla yükselmesini bazı ev sahipleri fırsatçılığa çevirdi. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira anlaşmazlığı mahkemelere taşınırken bazı ev sahipleri de geçmiş zamları peşine düştü. Sözlü anlaşma varsa sözlü yapılmamış gibi davranarak talepte bulunuyor, suistimal ediyorlar. Bence yanlış. Kiracıyı da düşünmek gerekmektedir bu dönemde. Ev sahipleri kiracılarıyla sözlü yaptıkları kira artışlarını kontrol etmeye başladı. Açık bulan icra kartını çekiyor. Doğru değil. Yani halkın birbirine destek olması gerekiyor. Kirayı yüksek istiyorlar. O da haklı yani. O da krediyle almış. Önceki yıllarda zam yapmayan ya da yasal oranın altında zam yapan ev sahipleri anlaşmanın sözlü olmasını suistimal ediyor. Geçmişe dönük sözlü alacak için icra takibi başlatıyor. İnsaflı olmaları gerek. Fırsatçılık tabii. Peki yapılmayan ya da eksik yapılan zam yüzünden icralık olmamak için ne yapılmalı? Yazılı olarak yazıp iki tarafta altına imzalayacak. Bu kira dönemindeki kira bedeli aylık şu kadar lira nettir diye yazılacak.